Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde Windows 11'de klavye dili değiştirme veya başka bir ifadeyle klavye ekleme işlemini anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz ve buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden sol taraftan zaman ve dil ardından hemen şuradaki dil ve bölge sekmesini seçiyoruz. Ve burada arkadaşlar yapmamız gereken hemen şurada bulunan dil seçeneğini bulduktan sonra en sağındaki yatay 3 nokta simgesine dokunup dil seçeneklerini seçiyoruz. Burada ise klavyelerin hemen altında bulunan klavye ekle butonuna dokunuyoruz ve burada arkadaşlar eklemek istediğiniz klavyeyi seçiyoruz. Örnek olarak ben hali hazırda şu anda Türkçe Q klavye kullanıyorum ve Türkçe F klavye geçiş yapmak istiyorsam Türkçe F'i arkadaşlar seçili hale getiriyorum. Seçili hale getirdikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Eğer Türkçe Q klavyeyi kullanmayacaksanız bunu buraya tıklayarak arkadaşlar kaldırabilirsiniz ve farklı bir şekilde CTRL Shift tuşuna basarak da klavyeler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi kısa bir örnek vereyim. Mesela rastgele bir metin belgesi açalım. Şu anda mesela kullandığımda arkadaşlar Q klavyeyi kullanıyorum. F klavyeye geçiş yap yapmak istersem klavyeden CTRL ile Shift tuşuna bastığım an otomatik olarak F klavyeye geçiş yapmış oluyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine farklı bir şekilde buradaki arkadaşlar Q klavyeyi kullanmak istemediğiniz zaman hemen şurayı tıklayarak kaldır diyebilirsiniz. Böylece Q klavye bilgisayarımızdan kaldırılmış oluyor. Şimdi yapmamız gereken en önemli şey arkadaşlar tekrar zaman ve dil kısmını tıklıyoruz. Dil ve bölge kısmına gidiyoruz. Ardından hemen burada bulunan yönetici dil ayarları seçeneğini seçiyoruz. Bakın karşımıza şu şekilde bir pencere geldi. Burada yönetimsel sekmesindeyken ayarlarımızın ayarları kopyala diyoruz. Bakın şu anda geçerli kullanıcı Türkçe F klavye şeklinde biçimlendirdik. Fakat karşılama ekranı ve yeni kullanıcı hesapları Türkçe Q klavye ile kullanmaya devam ediyor. Bunu değiştirmek için yani tamamını Türkçe F klavye şeklinde değiştirmek için buradaki iki seçeneği arkadaşlar seçili hale getirdikten sonra tamam diyoruz ve tekrar tamam diyoruz. Böylece işletim sistemimizin klavyesi tamamen F klavyeye dönüştürülmüş oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek İçinde abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.